Herkese merhaba, ben Atakan. Artık gün oyunlarında Minecraft Zorlayıcı Survival rehberimizin 18. bölümünde sizlerleyim arkadaşlar. Bu bölümde iskelet yapımını göstereceğim. Yapımını göstermeyeceğim, daha doğrusu iskelet yapacağız. İskelet dedim ya. İskele yapacağız arkadaşlar. Gemiyi ve deniz taşımacılığı için tren yolu gibi uzun bir yolculuk planlıyorum. Bakalım onun tasarımını falan yapacağım. Hemen başlayalım. Odun burada varmış. Şunları hemen çevirebildiğim kadar buna çevireyim. Tamamdır. Botu yapayım buradan. Nasıl yapılıyordu? Şöyle miydi acaba? Hop, bot. Aynen öyle. Tamam. Çıkalım yukarı, yerimizi ayarlayalım. Akşam mı sabah mı? Akşammış, yatalım o zaman. Sabah olsun. Sabah olsun, hemen inşaata başlayalım. Acaba nereye yapabiliriz? Uzun olsun istiyorum yine, deniz yolculuğu gibi. En azından başka adaları da keşfedebiliriz. Yol ayrımı vesaire şeyler yapmak istiyorum. Şimdi. Nasıl bir creeper'ın patlaması sonucu kabza almıştı o eski bölümlerde, hatırladığınız gibi. Şimdi nereden yapabilirim limanımızı? Şu karşıya yapabilirim sanırsam. Aa, burada bug olmuş gibi bir şey. Şimdi çıkalım buraya. Limanı şu araya yapabilirim gibi arkadaşlar. Burası gemi deposu gibi de olabilir. Şöyle koyalım. Aslında keşke hemen kova alsaydım suyu düzeltmek için. Biraz toprak toparlayalım hemen şuradan. Şöyle yerleştireyim de. Burayı tren garı gibi bir şey, tren garı demişim. Teknelerin, botların garı gibi bir yer yapabilirim. Şimdi aklıma geldi. Şöyle yerleştirelim. Küreğimizi koyalım tekrar. Şöyle genişletmek istiyorum biraz. Kapatalım şuraları dolgun bir şekilde.
Sonra buralar çimento tarzı zaten. Şöyle kapatırsam. Sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi limanı buraya yapabilirim. İnşaatına şöyle başlayayım. Odundan şöyle bir yer çıkalım önce. Ben yapımının başlangıcını göstereceğim arkadaşlar size. Sonra videoyu durduracağım. Şöyle iskelenin ana hatını hazırlayacağım. Şöyle ayarladıktan sonra botların yerini ayarlayalım. Bu fazla oldu. Birkaç tane bot koyacağım. Şöyle ikili boşluklar yeterli olur zaten. Şöyle iki. Koydum. Şunu hemen çıkaralım şuradan. Botlar olacak, bineceğiz, gideceğiz. Böyle. Hop, dönüşü biraz yavaş botların ama olsun. Hop, çarpma. Bam. Çarpınca kaza yapıyor. Gidelim bakalım boğulmadan. Hadi be, yüzsene. Gidip bir 6 tane bot yapayım. O yeterli olur, 6 tane. Sol zaten odun falan kesmem gerekecek. Şurada yapalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6. Bunların yanı sıra bir de trapdoor yapılıyordu sanki. İki tane değil. Şöyle yapıyorduk. Trapdoor'u niçin yapıyoruz diye soracak olursanız arkadaşlar, bu girişler için tekneler herhangi bir gece canavar değdiği zaman ya da başka biri değdiği zaman hayvanlardan hareket edip denize açılabiliyor şuralarda falan. Onu engellemek için traktör yapacağız biz de. Şöyle koy abi.
Gir kardeşim içeri şöyle. Tamam. Trapdoor bir böyle. Ve böyle koyduğumuz zaman. Oluyor. Sana binmeyeceğim ben. Oha. Kaza alınca ne verdi? Çubukla bir şey verdi. İlginç. O zaman bir çıkıntı daha yapacağız buraya. İki tane yetmiyor çünkü. Şöyle olacak. Acaba bunların yukarı açılması için nasıl koymamız lazım? Bilemedim şimdi. Şöyle mi koyuyoruz? Yok, yine yukarı doğru açılıyor. Aşağı doğru açılıyor. Şöyle koysam. Böyle açıl. Acaba su kesintisi sorun olur mu tekne için? Deneyelim bakalım. Şimdi koyduk böyle teknemizi. Ben çık. İçeriden değil, dışarıdan açacağız. Bindim. Şöyle giderken sorun olur mu? Yok, olmuyor. Girerken olur mu? Şöyle girerken hop, sorun olmaz. Tamamdır. Şu şekil şuralara da koyarsam. Bir bot daha. Şunları kıralım buradan. Seri bir şekilde şunu kırdıktan sonra bir tane daha bot koyacağım, sonra eve gideceğim, uyuyalım, sabah olsun. Şöyle. Tamamdır. Böyle hemen uyuyalım, sabah olsun. Ya da sabah olsun, ben hemen videoyu devam ettireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geri döndüm hemen. Şöyle trapdoorlarımızı şuradan koydum mu? Şu şekilde tamamlayabilirim. Hemen boltlarımızı da koymak istiyorum. İki tane daha gerekiyor. Böyle. Hemen bir tane daha yapmak lazım. Şöyle koşayım şuradan. Aa. Şu tekneyi de koyalım, bir de tabela koyayım arkadaşlar. Sonra videoyu durduracağım burada. Sonra yapımın ortasında tekrar devam ettireceğim, neler yaptığımı göstermek için.
şu şekil bir tane yaptıktan sonra tabela hemen koştura. Evet. Şimdi botumu da koyayım buraya. Koyduktan sonra böyle yol açacağım arkadaşlar. Nasıl açacağım? Şuradan başlatırım büyük ihtimalle. Buradan arkadan o denize gider. Oradan bir yerlere dolanırız. Artık bir şeyler deneyeceğim. Tünel tarzı vesaire. Bakalım iyi olacağını umuyorum. Kapatalım. Bakalım, umarım iyi olur. Şu tabelayı da koyayım. İskele mi derlerdi? Lan, iyi nerede ha? İskele. Bir. Şu tarafa ok işareti. Böyle. Aşağı inelim. Tire. Sonra. Şu an diğer işareti tam tersi. Bu galiba. Sonra iki. Bir de şöyle iskele 1 2 3 4 ayarlayalım hemen. İskele araya koymaya gerek yok aslında. Şuraya koymam ya gerek var. İskele 3 tire şuraya da 4 koyalım. Bir de buraya koyacağız, tam yetiyor. İskele 5. Oha. Şöyle 6 bir de. Tamam, böyle oldu arkadaşlar. Ben bunların yolunu ayarladıktan sonra tekrar videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, geri döndüm. İnşaatı tamamladım. İskeleyi ve yolların yapımını. Şuradan geliş yolu var, şurada gidiş, buradan da ayrı bir geliş yolu var. 6 tane ayrı sefer yaptım. Bizim köy seferi, orman, bizim köy ekspres vapuru, çöl turu, dağ turu, kışlık alan için, kır ve şehir turu ve yağmur ormanları diye. Burada da ayrı ayrı vezneler vardı biliyorsunuz. Önce hangisini gitsek? Şuna gidelim. Orman ve köy turu olsun. Şöyle. Şunları açtıktan sonra atlayalım. Şu şekil. Şuradan yola çıkıyoruz arkadaşlar. Hepsinin, bütün vapurların yoluna buradan çıkılıyor. Etrafı komple çitlerle çevirdim. Herhangi bir yaratık girmesin diye. Creeper vesaire. Işıklandırdım da yaklaşmasınlar ya da yanıklarında spawn olmasınlar diye. Oha, oha içeri atladı. Örümcek hesaba katmadık. Gerçi örümceğinden fazla zarar olmuyor. Önemli olan creeper ve iskeletlerdir. Oo, kar. Harika bir atmosfer eşliğinde yolculuk yapıyoruz. Şu şekilde dönelim şuradan. Burada hep buz oluşumu oluyor. O kadar ışık koydum yine de niye düzelmediğini anlamadım. Şurada bir iki karelik boşlukta oluyor. Başka olmuyor gerçi.
Aslında fazla sorun teşkil etmiyor zaten. Ya tavuk kaldı hala orada. Çıkamıyor bir türlü salak. Buradan yolumuza devam ediyoruz. Güneş doğarken. Bir de arkadaşlar çok dikkatli olun. Hani çok hızlı giderken yana sürttüğünüz takdirde bile tekne parçalanıyor. Ki yanınızda crafting table yoksa yolda apaçık kalırsınız. Ki şu an benim yanımda yok. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Diğer dağ çıkışları için şuradan yaptım ve buradan dönüş yolu yaptım. Ama bizim ana gidiş yolumuz burası olacak tabii ki. Şurada burada hızlı gelirken dikkatli olun köşeye vurmamak için. Hızlıca giriyoruz buraya. Şimdi direkt devam edeceğiz. Etrafta madenler vardı, onları hiç ellemedim bile. Çok toplu esim geldi ama dediğim gibi fazla uğraşmak istemedim çünkü bayağı uğraştırdı bu. Hani o videoyu devam ettirdiğimden yaklaşık 1,5 gün falan sürdü yapmak. Bugün de ayın 17'si Cuma. Zaten o zaman çarşambaya da çarşamba gecesiydi, evet. Olması lazım. Şimdi dönüşümüzü yapıyoruz. Orada tabela vardı gördüğünüz gibi. Bizim köy ve orman turu diye. Şöyle orman yollarının arasından geçelim bakalım. Açtı. Şu şekil döne döne yapıyoruz. Buraları kesinlikle ben düzenlemedim arkadaşlar. Doğal yollardı. Ben de bozmak istemedim. Öyle kendim kullanayım dedim. Şu ara yolları biraz sol tarafları genişlettim. O kadar, başka türlü hiçbir ağaca ya da herhangi bir şeye dokunmadım. Zaten tren rayının istasyonumuzun yanından gideceğiz. İki yol yan yana olacaktır. Olacaktır ne ya abi. Oldu çünkü yaptım. Yaptığım olacak. Şuradan buraları genişlettim. Şuralara yavaş gidelim de aman. Vurmayalım sağa sola. Ve tekrar buraya geçit yaptık. Ve girelim buradan ileriye, çöle doğru gideceğiz. Oradan sağa dönüp bizim köyün içinden geçeceğiz ve tekrar geri döneceğiz iskeleye. Bu sefer de. Sonra diğerinde çöl turu var, dağ turu var. Çölle dağı gösterip bir de bitirmek istiyorum. Hatta dağı buradan yapabilirim çünkü geçiş yolu var. Daha çabuk bitmiş olur, fazla uzamadan video. Sıkılmamış olursanız bundan sonraki videoda da artık Ender Dragon'u keseceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Geçen bölümde çünkü zaten hazırlıkları yapmıştık biliyorsunuz. Fren 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 fren. Geçen bölümde hazırlıkları yapmıştık. Ender incisi vesaire, onları toparladıktan sonra şimdi de iskeleyi yapalım dedim. Önceki bölümden duyurmuştum. Ondan sonraki bölümde de Ender Dragon'a gideceğiz. Burası da bizim köy. Arkasından yaptığım yolu. Ray 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 ray. Şöyle çok güzel bir manzara ya, şöyle izlemek. Arkadaşlar bir de şeyi duyurmak istiyorum. Bu Minecraft multiplayer yapacaktım. O iptal oldu. Üzülerek söylüyorum ki şöyle bir şey oldu. Server'a işte girdim. Konuştuk vesaire. İşte ayarlayacaktım.
fazla ilgilenmediler desem yalan olur ama şöyle bir şey oldu. Fazla üstüne düşmediler. Fazla ilgilenmeyince ben de hani server al, fren geç kaldık. Burası istasyona geri gidiyor ama ben gitmeyeceğim. Ben şeye döneceğim. Dağ turu için. Onu şey işte. Fazla üstüne düşmediler. Hatta ben server'a giriyordum 2-3 saat boş boş takılıyordum yani onlar gelsin işte bir event yapsın hani bir şey göreyim onun videosunu alayım vesaire. Daha hani fazla bir şey yapılmadı. Ben de çok şey yapmadım zaten survival için uygun bir alan yoktu gerçekten server hep hazır binalar üzerine kuruldu çünkü fazla survival'lık alan yok. O da sarmayacaktı. O yüzden boşuna size sıkmayayım dedim. Hiç konuşmadan çıktımmış server'dan. Uğraşmadım yani. O yüzden 1.6 yaması tam geldikten sonra şimdi snapshot gelmiş galiba. Atı falan yapabiliyorsun da tasma vesaire yok galiba. 1.6 yaması tam geldiğinde yeni bir survival odun odun sezon 2 olarak sizlerle devam edecek. Adventure mapleri de yapmayı düşünüyorum tabii ki de. Şey diyorlardı Skyblock teknik falan bilmiyorum öyle modlu yapar mıyım da hani adventure mapleri yapmak istiyorum gerçekten eğlenceli tabi Türkçe'ye çevirerek yapacağım siz de anlamanız için öyle daha zevkli oluyor çünkü hikayeli adventure'lar tabelaları kırıp işte Türkçe'ye falan çeviririm ki fazla uzun zamanımı almaz diye tahmin ediyorum öyle adventure map yapacağız Minecraft serimize Lego Lord of the Rings serimiz başladı görmüşsünüzdür zaten. Şu ana kadar muhakkak kanaldan videoyu görmüşsünüzdür. İzleyip beğenip yorumunuzu eksik etmeyin. Çok önemli. Abone sayımız da 200'e doğru yol alıyor. Bakalım daha ne kadar büyüyeceğiz bir aile olacağız. Umarım daha da geniş kitlelere, başka kişilere, evlere ulaşırız beraber. Eğlenceli dakikalar geçiririz ve bu yolculuk da bu kadardı. Bir de çöl turu vardı onu göstermek istiyorum. Neredeydi o gemi? Heh. Şurası. Şuraya girişi yapalım. Dağ turunu ve bizim köy şeyini gösterdim. Bir de çölü göstermek istiyorum. Çöl de buymuş zaten. Kapansın turnike. Bu da çölmüş zaten. Bir de çöle gidip gösterelim. Sonra bitireceğiz videoyu fazla uzamadan. Şuralar çok sıkıntı ya. Ben ilk başlarda buraları akıl edemedim. Çok sorun olacağını sanmadım. Dimdirek gideriz falan diye sandım ama unutmuşum. Hani belki birer kare daha büyük yapsaydım sorun olmazdı ama 3 kare yapınca dönüşler gibi biraz sıkıntı oldu. Sonra zaten altanın farkına vardım buralarda. Düzelttim yolu. Şöyle araba sürme gibi bir şey oluyor. En azından Minecraft'ın 1.6'sına da at geliyor. Şu atlara binelim. Gerçekten hani domuz gibi değil. Gerçekten hani biniyoruz. Zıplıyorsun, koşuyorsun vesaire. Ona zırhı var, canı var ayrı. Çok güzel yapmışlar gerçekten iyi düşünülmüş. Eşek de gelmiş. Atlar olarak değişik şeyleri var. Görevleri vesaire çıktığı yerler. Onlar var. Eğer artık yapabiliyoruz elimize zindandan aramamıza gerek yok. O güzellikler var dediğim gibi tasma vesaire gelecek. Saman balyası gelecek şey için atları beslemek için onların da can birimi açlık birimi var. Köpekler gibi değil. Saman balyası gelmiş işte. Gelecek daha doğrusu gösteriyorlardı tanıtımında. Onlarla atları besleyeceğiz. İşte elma ile şu kadar besleniyor. Şekerle iki can dolduruyor. İşte balya ile çok dolduruyor vesaire. Onların şeyleri vardı. 1.6 yaması kesin geldikten sonra önce 1.6 yaması yenilikleri adlı video sonra da Minecraft Survival sezon 2 sizlerle olacak. Şimdi çöle doğru gideceğiz. Dimdirek devam edeceğiz hiç sapmadan. Tam gaz. Çölde bu map'i yükleyeceğim biliyorsunuz. Siz de buraları kullanabilirsiniz.
Şöyle dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Oraya çit yapmadım. Uğraşmadım. Bayağı uzun bir yerdi çünkü. Orada canavarlar geceleri suyun içine girebilir. O yüzden geceleri çöle gitmenizi pek tavsiye etmiyorum. Zaten şimdi de göreceksiniz. Şansa bize gündüz gidiyoruz. Pek tavsiye etmiyorum. Çünkü çok açık alanda fazla spawn oluyorlar ve çok bum, patlama sesleri, ok sesleri vesaire burada kesinlikle ölebilirsiniz. O yüzden tavsiye etmiyorum. Geceleri çölde gitmenizi gördüğünüz gibi çit koymadım etrafa. Ve köşeye vurdum. Tekne mahvoldu. İşte bu yüzden yanınıza yedek tekne alın. Şuraya crafting table yapmak istiyorum. Hemen hiç uğraşmadan. Şöyle bir, şöyle iki. Aga. Hazırladım mı? Şunu da alıp şeye koyarız ya. İstasyona koyarız orada gemi yapmak için. Hadi hadi bas gaza devam edelim yolumuza. Aksatmadan ileride sağa döneceğiz. Bir ormanlık alanın içinden geçeceğiz. Oradan sonra bizim köyün etrafından tekrar Artex iskelesine döneceğiz. Buraları açık bıraktım, hiç ellemedim. Güzel olsun diye. Tamamen özgür bıraktım yani çölde. Kesinlikle herhangi bir fazla düzenleme yapmadım. Ray, işte gördüğünüz gibi ormanlık alana geldik. Şöyle geçelim. Hadi. Fazla da hızlı değil aslında ama yine normal gidişimizden daha hızlı gidiyor. Tren yolundan daha hızlı mı desem, yok, tren yolu bundan daha hızlı. Tabi tren yolunda bazı yerlerde yavaşlıyor ama yani tren yolu bundan daha hızlı da tren yolu belli yerlere gidiyor, her yere gidemediği için. Deniz yolu daha geniş yerlere gidiyor. Mesela ben bu map'i size verdiğim zaman belki siz benim yerleşim yerimi kullanmazsınız. Yıkmayın zaten, hatıra gibi bir şey olsun. Kullanmazsınız ama şey olabilir. Başka bir yerlere taşınırsınız. Bakın burası bataklık biyomu. Gördüğünüz gibi burada cadı falan arayabilirsiniz. Buralara taşınırsınız. Buralara da gemi yoluyla bizim Artek City ile buranın arasındaki yolculuğu, transferi sağlarsınız. Şimdi bunları deniz feneri gibi yaptım arkadaşlar. Kaybolmamak için geceleri nereye gideceğimi bilmek açısından. Şöyle dörtlü bir şekilde yapay deniz feneri abi. Efsane. Basit bir deniz feneri yaptım. Işıkla geceler zaten gayet net görebiliyorsunuz. Vay, yıldızlar fena hani. Karşıda da zaten geçitimiz belli. Oraya dalacağız direkt. Bir de ben şey oldu, böyle olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Minecraft'taki bütün deniz seviyesi. Çarptık mı ya? Neyse, yedek vardı. Minecraft'taki su seviyeleri geliyor yukarıda. Kaç 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 kaç. Kaç. Dur lan, seni öldüreceğim. Minecraft'taki bütün su ve deniz seviyeleri aynı kattaymış. Ben bunu bilmiyordum. Deniz taşımacılığı yapmadan önce Allah Allah bunu nasıl yapacağım vesaire diye düşündüm. Demek ki adamlar da bunu önceden düşünmüş ki bütün deniz seviyesini aynı katta yapmışlar. O yüzden bayağı iyi bir düşünce olmuş yani, hem mantıken hem de oyundaki deniz yolculuğu açısından. Çünkü biliyorsunuz suyu yükselttiğimiz zaman bir basamak gemi çıkmıyor yukarı, takılıyor. O yüzden bütün hepsini düz seviyede yapmışlar ki yolculuk yapılsın diye. İyi düşünmüşler bence gerçekten. Hatta ben bu bölümü çekmeden önce düşünüyordum, acaba ben nasıl birleştireceğim işte yolu, işte nasıl gideceğim falan. Creeper. Ha. 3 tane creeper var abi ya, efsane. Thank you.
işte düşünüyordu ben nasıl birleştireceğim vesaire diye adamlar önceden düşünmüş yani. Notch abimiz buradan. Tebrik ediyoruz kendisini. Kutluyoruz ve diğer tasarımcılarımızı. Zombileri bak abi, yerimizi kesiyorlar. Gördüğünüz gibi açıklık alanları da sürüyle şey var. Burası da zaten birleştiğimiz yerdi. Bizim köy ekspres seferiyle birleşilen yer. Buradan dümdüz Altex iskelesine çıkacağız. Ve orada da bölümü sonlandıracağım arkadaşlar. Minecraft Zorlayıcı Survival'ın ilk sezonunun 18. bölümü olacak. 19. bölümde bitecek. Ender Dragon'u keseceğiz. Sonra 1.6 yaması gelince sezon 2 ile tekrar sizlerle olacağım. Survival yokken Minecraft tasarımları, Lego Lord of the Rings ve League of Legends serileri tabii ki de sizlerle olacak. En çok istediğim şey Lego Lord of the Rings ve League of Legends serilerinde takip edip izlemeniz ve yorum yapmanız. Gerçekten beni çok mutlu eder, sevindirir. Yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Buradan da belirtelim. Yaklaşıyoruz hemen. Böyle dönüş yaptım. Luigi abimizin oradan. Kaktüsten yana. Şöyle ağacın altından geçelim. Portalın yanından ana su yerimize çıkıyoruz. Aa, portal demişken arkadaşlar bir de şeyi öğrendim. Bu portal bağımsız da çalışıyor. Ben bu inşaatı yaparken şu portalın içinden bir anda zombi pigment çıktı. Elinde tahta kılıçla beraber. Ben zombi pigment çıktı bir anda içinden. Şaşırdım, dedim ne oluyor falan diye. Hani böyle boş dururken de çalışabiliyor. Diğer dünya işliyor yani, arkadaki matematik yapay zeka çalışıyor. Diğer dünya hani durmuyor böyle. Biz burada yaşarken de diğer dünyadaki şeyler oynuyor, yaratıklar hareket ediyor vesaire. Arka planda muhteşem bir yapay zeka çalışıyor. Minecraft bazı bilgisayarlarda niye kasıyor diye sorarsanız en büyük yanıtlarından bir tanesi de bu olur. Ve durağımıza, iskelemize geldik arkadaşlar. Şurayı da kapatalım. Evet arkadaşlar, bir bölümün de sonuna geldik. YouTube kanalıma abone olmayı, Facebook sayfamı beğenmeyi ve videoların altına kesinlikle yorum atmayı unutmayın. Gerçekten beni mutlu edersiniz ve destek verirsiniz. Ben Atakan, Artekin oyunlarında Minecraft Zorlayıcı Survival rehberimizin 18. bölümünde sizlerleydim. 19. bölümde ilk sezonun finaliyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi oyunlar.